Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü hal yastaviyen de namlandıgan dersimiz ne? Mavzusu İhlas ve Riya. Radarlar bu şimdi bir mavzu ki ahlak hem bir çekede kap getirdi. Atana yaşlı kılışan bir çekede kap getirdi. Namazdan bir çekede kap getirdi. Rozuyan bir çekede kap getirdi. Eğer ihlas bu medyan olsa. İki kişi yanma yan turup namaz okuydu. Bir kıl namaz. İki kişi bir kıl Ramazan rozasını tutadı. Bir kıl haç kıladı. Bir kıl Kur'an okuydu. Bir kıl amalladı kıladı. Ama ikkalasını yanma yan turup şu amalladı kılayken ikkala adam ortası da Osman bilen yerçeli fark var. Ve halenki ikkalası bir kıl amalını bir vakitte kıladı. Farkı ne de? Onların biri halis Allah için amal kıladı. İkincisi riya için. Adamların közü için, adamların maktabı için. Estaizu billah. Havaylun lil musallin. Ellezine hum an salatihim sahun. Ellezine hum yura'un. Ve yemna'un el ma'un. Bas, namazlarını unutup koyabilen kimseler bulgen, namazhanlarına halakat bulgen ki, onlar riyakarlığı kıladigen ve rozg'or buyumlarını hem men kıladigen kimselerdir. Namaz okuydu, tursa yalqovli bilan turadi, okusa adamlarda közü için okuydu. Riyo, ihlas. Bu ikisi hergiz teng bo'lmaydi birodarlar. Allah Teala Kur'an'da وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ de merhamet kıldı. Halbuki ular fakat yegane Allah'a uzat için dinini halis kılışke buyurulgen ediler. Din halis Allah için buluşmak gerek. Kılıyken her kandı sevap amalımız. Öki terkileyken her kandı masiyet günah amalı olsun. Birini kılıçtan birini kılmasıyla da maksat Allah'ın razılığı. Eğer Allah'ın razılığını yan başıya adamlardı, halktı, mahallezi razılığı koşuladı yan olsa bu amal buradalar ihlas olmayıdı onda. Mumun adam kılıç kere bugün amallarda en ağırı bu ihlas. İhlas. Muhlis bende halis iş kıladı yan bende. Kalbi Allah'a gevelen yan baladı. Riyakar adamlarını kalpleri ise adamlarını maktavge, adamlarını sözge bağlayan baladı. Muhlis bendege, higen sevabli amel için adamlar maktasiyen, maktamasiyen bari bir kıl oradı. Ama riyakar adam, adamlarda sözüge, adamlarda unge buladıge münasebetige karab duradı. Maktasa kıladı, maktasmasa kımaya kıladı. O sevab Allah için kılınçlı kere gidi, bendeler için mez. Bendeler için kıladiyan basın, kımaya koyanayım makuladı. Estaizu billah. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ إِلَّا قَلِيلًا Riyakarlarını Allah Teala aytadı. Ve kaçan namazga tursalar, dengeselik bilen hoca kürsün götürediler. Ve Allah'ını kemden kem yad olurlar. Namaz götüredi, lakin yalqali bilen türedi. Allah'ın eslemiydi bunlar. Namazını halis Allah için okuduyan kişi bilen, namazını adamlarda közü yok ediyen kişi. Bu kelesi herkes teng bulmaydı. Üçte adam, bilasılar mı? Cehennemde birinci bulup kiradığın adamlar. Kimler onlar? Onlar müşrik bulmaydı. Onlar mürtad bulmaydı. Onlar kafir bulmaydı. Onlar Müslüman buladı. O üçte amelde kıyken adamlar, şunlu adamlar ki, bu amelde en çemiş adam kılamaydı. Birincisi kim idi? Kare idi. Kur'an'ı yatlayan kare. Cehennemde birinci bulup taşlanadığınlardan. İkincisi, topgan mali dünyasını Allah'ın razılığı yolu da infak-ı ihsan kişi bulur, kıyan kişi bulardı. İkinci yolu bu taşlanadı. Üçüncüsü, Allah'ın yolu da cihatta katlaşıp, şu yerde canını taslim kıyan şahit taşlanadı. Dünyadaki en kıyın işler, ilim örgenip ilim örgetiş, kıyılanı pul tapıp Allah'ın yolu da serpleş ve özünü canını Allah'ın yolu da fida kılıçlık. Ne mümkün bu birinci taşlanadı? Çünkü bunların üç arasında hem niyeti Allah'ın razılığı yemezdi. Boyagi malı dünyasını sarf kıyanga aytadı Allah Teala kıyamet günü de. Adamlar seni hatamtay, sahavat, peşe, deyişler için kıyan edin, niyetini bilerdi. Allah biladı niyetini. Adamlar seni hatamtay dedi, sür bunu cehennemge. Cehennemge ulaştırladı. Kâr'ı ne yapgeladı? Sen adamlar kâr'ı deyişsin de Kur'an okudun, yatladın. Kâil kaldırış için okudun. Vaa bitti hem lukum olmasa iken, vaa avaz ucuyam zor iken, kayakabar günde törge çıkarış
Mana shu maqsadda o'qigansan. Odamlar maqtadi, to'riga chiqding, qorda yanon bilan yurding, sur jahannamga buni deydi. Uchinchisi Allohning yo'lidagi jihodda qatnashgan, aniq jihod bo'lgan joyda qatnashgan. Dushmanlar tomonidan qatl qilingan, ammo o'lib ketsam shahid bo'lib o'tib ketdi deyishadi meni, orqamdan falonchi rahmatli shahid deyishadi deb qilgan, Alloh taolo uni ham niyati yetkizdi. Jangga qatnashding, o'ldirilding dushmanlar tomonidan, odamlar seni shahid dedi, mukofotingni olding, sur jahannamga dedi. Alloh uchun bo'lsa qilish kerak, bo'lmasa yig'ishtirish kerak. Qanaqa amal bo'lishidan qat'i nazar. Xuddi shu ishni qilgan, yana 3-4 odam bor, jannatga kirib ketadi bular. Bular ham qori bittasi, bittasi infoq ehson qilgan, bittasi shahid bo'lgan. Bularda farqi avvalgi 3-4 odam farqi. Ular Allohni deb qilgan. Har bir ishni qilishidan avval niyat yangilab olish kerak birodarlar. Har bir ishni qilishidan oldin bugun taravaga kelyapmizmi, niyat yangilab olaveraylik. Chiqib ketayotganda nima deb chiqib ketyapsiz, bilmaysiz-da. To'xtab, Parvardigor, seni roziliging uchun, o'zing rozi bo'lishing uchun chiqib ketyapman deylar. Ha, albatta birodarlar, ixlos musulmon odamning ustidagi eng qiyin amal hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ixlos ustida siz bilan bizdan xavotir qilganlar. Aytganlar, "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Men sizlarning ustingizda qo'rqadigan eng xatarli narsa kichkina shirk dedilar. Sahobalar, "Kichkina shirk nima ya Rasululloh?" deydi. Rasululloh aytdilar, "Riyo" dedilar. Riyo, xo'ja ko'rsin ish qilishlik kichkina shirk deyiladi. Shirk o'zi nima edi? Butga sig'inish, toshga sig'inish, Allohdan boshqaga sig'inishlik. Mana shu narsa shirk edi. Ammo bir odam xolis Alloh faqat ibodatga, Allohga ibodat qiladi. Faqat Alloh uchun qildim deydi, lekin niyatidan ketib qoladi. Alloh niyatlarimizni o'zi isloq qilsin. Salaf solihinlar aytishardi, niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Sufyoni Savri aytadi, niyatimni tuzatishlik bilan 40 yil avora bo'ldim. 40 yil niyatimni tuzatishlik bilan avora bo'ldim. Chunki agar niyat xolis bo'lmasa Alloh taolo amalni qabul qilmaydi. Alalillahi dinul xolis. Ogoh bo'lingiz kim? Xolis din yolg'iz Allohnikidir. Alloh taolo hadis qudusida shunday marhamat qiladi. Ana aghna shurakai anish shirk. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu va shirkahu. Men dedi Alloh taolo, shirk keltiruvchilarni shirkidan behojatman. Kim bir amalni qilib, mana shu amalda menga biror kimsani sherik qilsa, ya'ni men uchun qilmasdan yana boshqalarni ham xursandchiligini, boshqalarni ham roziligini qo'shib qo'ysa, uni ishidan ham, uni o'zidan ham men behojatman dedi Alloh taolo. Innamal amalu binniyat. Amallar faqat niyatga bog'liq bo'ladi. To'g'ri bo'lishi niyatga bog'liq. Qabul bo'lishi niyatga bog'liq. Bir odam, odamlar uni maqtasa ham qilaveradi savobli ishni, maqtamasa ham. Bir odam xolis Alloh uchun qildi, odamlardan berkitdi, odamlar bilib qolib maqtadi. Ixlosga putur yetadimi yo'qmi? Tushunarligami? Odamlar siz xolamasiz ham maqtashyapti. Bu amal nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Masalan, Qur'on o'qib berdingiz, maqtasin demasdan o'qidingiz, odamlar rahmatli zo'r o'qigansiz dedi. Yoki qandaydir bir ishingizni zo'r qilgandingiz, ha, maqtashdi. Ana shu amalni qilishda, ishni boshida Allohning roziligi deb qilganmidingiz faqat, undan keyin maqtashadimi, maqtashmaydimi buning ahamiyati yo'q. Boshida Alloh uchun bo'lgan bo'lsa bo'ldi, u yoq bilan ishingiz yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Amallarni xolis qilgan banda bilan riyo uchun qilgan banda hargiz bir-biri bilan barobar bo'lmaydi. Riyokor banda, xolis banda, zohiridan bu ikkisi bir-biriga o'xshab ko'rinaveradi. Muxlis banda bir amalni qilmasa ham qilaman deb niyat qilib qo'yganligi uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Riyokor odam bir amalni qiladi, lekin ajr olmaydi. Yana qaytarib aytaman. Xolis niyat qilgan odam, xolis muxlis bo'lgan banda bir ishni qila olmasa ham, shuni qilaman deb niyat qilgan uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Ammo riyokor banda amalni qilib turib,
ajrga ega bo'lmaydi. Riyo nimaga o'xshaydi? Ketidan yomg'ir yog'magan momaqoldiroq ko'katlarni o'stirmaydi. Momaqoldiroq bo'ldi, orqasidan yomg'ir yog'madi. Bu momaqoldiroqning ko'katlarga foydasi yo'q bo'lganidek, ixlosi bo'lmagan amalni ham kishiga foydasi tegmaydi. Agar amalsiz ilmda foyda bo'lganida Alloh taolo ahli kitoblarni yomonlamagan bo'lar edi. Agar ixlossiz amalda foyda bo'lganida Alloh taolo munofiqlarni yomonlamagan bo'lardi. Ahli kitoblarda ilm bo'lgan, amal bo'lmagan. Amalsiz ilm foydasi yo'q. Amal bor, ixlos bo'lmasa bunda ham foyda yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azotlarini birdan qaytib Madinaga kirib kelarkanlar o'zlari bilan birga chiqqan sahobalarga qarab aytdilarki, albatta Madinada shunday kishilar bor. Sizlar qancha yo'l yurgan bo'lsanglar, qancha vodiy bosgan bo'lsanglar, sizlarga qancha ajr berilgan bo'lsa, ularga ham xuddi shuncha ajr berildi. Vaholanki ular Madinada. Shunda ana shu g'azotga birga chiqqan sahobalar, rasul kim ular? Biz shuncha qiylanib yurib, mehnat qilib topgan savobimizni Madinada turib olib qo'yishdi ular. Kimlar ular deganida uzr ularni Madinada ushlab qolgan kishilar. Chiqishlik niyati bor edi, ammo Rasululloh bilan birga chiqishlikka imkoniyati yo'q edi. Yo'lga kerakli tadorigi yo'q edi, minodgan ulovi yo'q edi, sarflayotgan mablag'i yo'q edi, lekin chiqaman deb keldi, Rasululloh bu narsa topib bera olmadilar, qop ketishdi. Lekin niyati sodiq bo'lganligi uchun shu amalni qilganlar bilan teng ajrni olishdi. Riyo ixlosning aksi. Riyokor amalni qiladi, bu amalini Alloh taolo qiyomat kunida yuziga uradi. Vala tadrib biha wujuhana yawmal qiyama. Duoimiz bora. Bu qilgan amalimizni qabul qil. Bu qilgan amalimizni qiyomatda yuzimizga urmagin. Kim uchun qilgansan? Odamlar uchunmi? Yuzimizga uradi, Alloh saqlasin. Shuning uchun har ishni qilayotganda niyatni yangilab olishlik kerak. To'xta, boyaga aytganimizdek, ruchnoyni tortib, o'zimizga kelib turib, Parvardigor, sen uchun qilyapman. Xolis o'zing uchun qilyapman deb niyatni yangilab qo'yaylik. Chunki baribir qilyapmiz-da o'shuni. Qiyomat kunida Alloh taolo aytadi riyokorlarga. Idhabu ila alladina kuntum turauna fid dunya. Dunyoda kimni deb riyo qilib amal qilgan edinglar? O'shularni oldiga boringlarchi, ajr savob bormikin sizlarga? İxlos bilan amal qilgan banda riyokor banda. Ikkalasi teng bo'lmaydi. Bir quruvchi bitta katta qurilish kompaniyasida uzoq yillar ishladi. Uzoq yillar ishladi. Qaridi, charchab qoldi. Endi pensiyaga chiqaman deb ana shu kompaniyaning raisiga borib turib murojaat qildi. Men ishdan bo'shamoqchiman, qaridim, endi menga javob beringlar. Haligi kompaniyaning raisi aytdi, "Bo'pti, javob beramiz, faqat bitta shartimiz bor. Mana shu bizni kompaniyadan chiqib ketishingizdan avval oxirgi bitta zakazni bajarib bering. Mana proyekt, mana material, mana uyni qurib bering, keyin siz bo'shaysiz" dedi. Haligi odam tezroq ishdan bo'shashligi uchun material o'shuncha, proyekt bor. Narvel qilib eplab uyni qilib qo'ydi. Fundamentni qing'ir qish qilib, sementini aralashtirib, aralashtirmay chaloq qilib fundamentni qo'ydi. Devorni qing'ir qish qilib urdi. Abdelkani qo'ldan o'tkizsa, egasidan yetkizsa degan qabilda qildi. Narvel uyni epladida tezroq topshirsa-yu, bo'shasa. Bir yilda bitadigan ishni 3 oyda bitkizdi, olib kelib kalitni qo'liga topshirdi. Xo'jayinni. Xo'jayinni oldi, rahmat dedi. Mana shuncha yil xizmat qildingiz, mana oxirgi zakazni ham bajardingiz. Mana endi bizning kompaniyamizda ishlaganligingiz uchun sizga mukofot tariqasida mana shu yuzni o'zingizga sovg'a deb turib kalitni berdi qo'liga. Ya'ni sizni izzat ikrom qilmoqchi edik. Mana shu oxirgi qurgan uyingizni sizga mukofot qilib bermoqchi edik. Mana kalit sizga dedi-da, uyini o'ziga berdi. Nimaga chiroyli qilib qilmoqdim? Nimaga puxta qilib qilmoqdim? Material o'shuncha edi-yu, vaqt o'shuncha edi-yu. Nimaga o'zim uchun qilgan ishni mana shunday chola qildim dedi, pushaymonlar edi. Birodarlar, o'qiyotgan namozimiz o'zimiz uchun. Tutayotgan ro'zamiz o'zimiz uchun. Xatmida turganimiz o'zimiz uchun, xayr ihson qilayotganimiz o'zimiz uchun, zakotimiz, hajimiz o'zimiz uchun ixlos bilan qilaylik. Ertaga qiyomatga borganda ana shu amallarimiz qo'limizga tutkizib qo'yiladi. Mana o'zingni qilgan amalingni.
Muhlis bandanı, halis bandanı Allah Teala özü saklaydı. Şeytanın makillerinden omonda saklaydı. Karın, şeytan adam bolasını vasvasa kıladı. Masiyatlarını çıralı kılıp kürsetedi. Taat, ibadetlerini ağır kılıp kürsetedi. Çünkü Allah Teala'ya ahd bergen. Şimdi adamlardan özünü ölüşünü alıyordu şeytan. Vasvasa kıldırıyordu, vasvasa kılıyordu, günahları yeteliyordu, hakkını alıyordu. Şimdi Müslümanlarının ayrımlarından hem şeytan özünü ölüşünü elbette aladı. Namaz okumaydı, Ramazan keyinde roza tutturmaydı, ıssık deydi, kesalsen deydi, hullas hakkını aladı. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Otamız Adam Aleyhisselam'ı Allah Teala cennetten çıkardı. Şeytan da lanetledi. Şeytan ki kıyamet geçe şaşlıki muhlat bergenden keyin şeytan aittı. Şimdi senin kudretinge kasam ki elbette onların hammasını yoldan azdurur ben. Adam ballarını. Meğer onların arasındaki muhlis bandaların yine hak yoldan azmasından kalırlar. Karın, şeytan Müslümanını fahşke büyüredi. Taattan kaytaradı. Şeytan itaat kımıydı. Savaplı amelde kımıydı. Müslüman itaat kımıydı, savaplı kıl uğradı. Günah kıldıydı, Müslüman itaat kımıydı. Savaplı hem kıladı. Şimdi karın, Müslüman şeytanke asib oldu, itaat kımadı şeytanke, savaplı kıldı, günah terk kıldı. Şeytan ölüşünü alamadı mı? Olamadı. Yo hal ümidin üzmeydi o. Amalda kıboganizden keyin gap yok. Qoyil. Şunca vasvasa qısam ham egilmadin ya. Şunca pulni ihson qilib turib bitta odamga indamadin ya. Qara ya. Bir kechani namoz bilan o'tkizib yubording ya. Qoyil. Şunca oldingda fitnalar tursa ham bittasiga parvo qilmading ya. Amalda kıboganizden keyin özüzge özüz baha bergizip durup ölüşünü alıp koyadı. Üçüncü bizden bırak bir savaş amal sadır olsa ayteli ki Allah muvaffak kıldı. Elhamdülillah Allah tavfik verdi. Çünkü özüzge koyanda kılalar mıdır? Bizden ne mi amal sadır olsa Allah'dan. Ne mi ki savaplı iş kısak, ne mi ki doğru iş kıyan olsa Allah'tan, ne mi hata kemçiliği koyan olsa özümüzden. Muhlis bende üçün aşkara mı, mahfi mi farkı yok. Adamlar kör adamı körmeydi mi farkı yok, kılor adam. Ama riyakar adam, adamlar körmese, adamlar muhtemese, adamlar yapırmese, herkes amel kımıydı. Şunun için buradalar, nafil amellerini en yaslı kaysa bilesi mi? Yüzde kıladiyonuz. Çünkü onu hiç kim körmeydi. İmam Ahmet. O kişinin ümmet içinde kançalar kadri balat buluşuyor karamayı, martabasını o buluşuyor karamasından aytarıdı. Kanıydı men Mekke'ni hiç kim görmediğin şehirlere de yaşasam, bura beni tanımasa. İhlas sebepli, adamlar o kişinin tanışını istemezdi. Hazır ki yaşlarda aldı yok adıya masraflardan bittiyse, pul bittiyse, meşgulü, popüler ne buluş. Doğru mu? Ne demek ki suratkar adamın akıl? Ne demek ki alın akıl satsan nisetlerine koyadı? Like koyuyorlar deydi. Şu adamlar onun dikkat etibar kılışını hal yaptı da adamlar ona muhtaç geliyordu. Aaa suratını gördük internette zor çıktı. Bu insanlar hani kıyamet geçe keladigen ümmetke hizmet kıp koyan adamlar şunu da kitapları yazıp şunu da işlerde kıp koyup durup bura tanımasaydı beni de işi yaptı. Düşüncelerimizi hani hançerle buzulup getkenini. İmam-ı Şafii. Tutta masra başlığında bittiyse, İmam-ı Şafii aytarken, kaniydi men örgütken ilimi adamlar örgense yok, menge nisbat kılıçmese keyin. Muhlis bende kıyan savabli amelini yaşaradı, hutta aybını yaşırken daha. Muhlis bende kıyan savab amelini yaşaradı, hutta aybını yaşırken daha. Biz yem şuna kama hazır. Burada yaşırın kıyan amelisi. Yaşırın, hutta aybizi yaşırken daha. Eğer muhlis buladıyon bu siz. Muhtasla tohtayın, birader. Koyun, yıkıştırın. Maddaht yüzgü tufura çarçıyla degen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde yokmuşun arsa? Keçe deydi, bir de koyu soyup, mahalle deydim, vallahi yok, yoşun deydi, tarikat pişik deydi. Sonra yaptım senden bunu. Ama ne demek arasan, haba da kalın. İndemeyi yaşırıp koyu vur.
Yaşırıp koyganından ki enem adamla yapırsa onu ne meyle? Allah Ta'ala'nın hediyesi buladı o senge. İmam Malik. Tötte mezhebinin başlılardan bittesi. İmam Malik. Özünün Al-Muvatta degen kitabı var. Şimdi huddu şu İmam Malik'in şu Muvatta göçegen kitabını başka alımlara yazgen. İmam Malik'in Muvatta'sına göre kattara kitablarını yazgen. Lekin onların hepsi koyganı yok. Demek ki İmam Malik'in Muvatta'sı kaldı. Buradalar kaysa işte başlanışı da ihlas olsa şu amelde samarası görenedi tamamı yetedi. Ayrım kişilerini kıyan amelleri yazgan kitapları kaladı ayrımlarını ki kamiydi. Nemege bağlıken bu? İhlas ki bağlıken. Çünkü her birimiz özümüzü kılıyken amellerimizi teşhir duruşumuz gerek. İhlas buluşluğu gerek. İhlassız amelde fayda yok. İnnemel amelu bir niyet. Amellerini doğru buluşu, kabul buluşu fakat niyetke bağlı. Dersimizin hayası Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurdu. Kul illaha a'budu muhlisan lehu dini. Aytin ya Muhammed, men yalgız Allah'a o zat için dinimini halis kılgen halimde ibadet kılurman. Ne maksak Allah için kılaylik. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Mafulun bihi fiilden avval keli yaptı. Senga yine ibodat qilamiz, sendan yine yordam so'raymiz. Agar bir bandani amallari ko'p bo'lsa, katta bo'lsa, hammani ko'ziga tashlanayotgan bo'lsa-yu, agar ixlosi bo'lmasa, bu amal insonni halokatga olib boradi. O'zini halokatga olib boradi, oila ahlini. Astag'idu billah. Innal khosirin alladina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyama ala zalika huval khusranul mubin. Albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. Ixlos yo'qmi sizda? Oilangizda ixlos yo'qmi? Siz ham zarardasiz, oilangiz ham zararda. Ogoh bo'lingiz kim? Ana shu guna ochiq ziyonkorlikdir. Muxlis banda, riyokor banda. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmat.